Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz gibi Sözler Risalesi'nde de Haşr Risalesi'ni okuyoruz. Yani namı diğerle 10. sözdeyiz. 10. söz Haşr Risalesi ölümden sonra diriliş hakkında bunu ispat ediyor, bunu izah ediyor. Bunu bizim kalbimizi mutmain edecek şekilde detaylandırıyor. İçeriği hakkında bizi bilgilendiriyor. Akaid umdesi olarak yani. Nasıl buna iman ediyoruz? Nice buna iman ediyoruz? Kainattaki delilleri neler? Kur'an'daki, sünnetteki delilleri neler? Bunun üzerine bir şeyler öğreniyoruz Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinden 10. söz vesilesiyle. Fakat 10. söze geçmeden bugün kendimce yaptığım işaret-ül icaz okumaları sırasında fark ettiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bence burası 10. sözle yakından ilgili. Bediüzzaman Hazretleri burada sanki 10. sözün ileride yazılacağından haber vermiş gibi. Aslında izahını yaptığı Bakara Suresi, hatta Bakara Suresinin de hangi ayetiymiş onu söyleyelim. Bakara Suresinin 221, pardon, Bakara Suresinin 21. ayeti galiba. Onun üzerine konuşuyor o bahiste. Herhalde burası onunla ilgili. Onu konuşurken arada bir haşir bahsi açıyor. Haşre dair deliller üzerine bir şeyler söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Orada dikkatimizi çekecek ilginç şeyler de var. Burayı yorum yapmadan fazla okumaya çalışacağım. Sonra tekrar bahsimize döneceğiz. Üçüncü ve dördüncü noktalar. Yani dünyanın ikinci tamiriyle haşrin vukuudur. Burası söz basıma göre 271. sayfa, onu da söylemiş olalım. Bakara suresinin 25. ayeti sadedinde söz basıma göre de 271. sayfada bu bahis. Evet, Kur'an ve hadisten ibaret olan nakli delillerin sıhhati, pardon yanlış aldım, tekrar baştan alayım. Üçüncü ve dördüncü noktalar, yani dünyanın ikinci tamiriyle haşrin vukuudur. Evet, tevhid ve nübüvvetin ispatları yalnız delili nakli ile sahih değildir. Evet, tevhid ve nübüvvetin ispatları yalnız delili nakli ile sahih değildir. Çünkü devir lazım gelir. Evet, Kur'an ve hadisten ibaret olan nakli delillerin sıhhati, nübüvvetin sıhhat ve sıdkına bağlıdır. Eğer nübüvvet de delili nakli ile ispat edilirse muhal lazım gelir. Bunun için Kur'an-ı Kerim tevhid ile nübüvveti delail-i akliye ile ispat etmiştir. Ama haşir meselesinin hem akli hem nakli delillerle ispatı sahihtir. Hatırlarsanız hem suretlerin başında hem işaretler bahsinde birinci ve ikinci işaretlerde biz önce tevhidi, Allah'ın varlığını ve birliğini, sonra da peygamberliğin ispatını yaptık kainattan delillerle. Bak orası burayla nasıl ilgili. Ama haşir nasıl yapıyoruz? Haşrin ispatını hem nakli hem akli delillerden yapıyoruz. Bunu da konuşmuştuk dedim. Haşrin delilleri hem Esma-ül Hüsna içinde var, hem ayetler içinde var, hem hadisler içinde var, hem de kainatta delilleri var. Haşr Risalesi'nde ikisi de var demiştim. Hem akli hem nakli deliller, ikisi de kullanılıyor demiştim. O zaman konuşmuştuk. Bakın nasıl Bediüzzaman Hazretleri bunu demek ki zaten metinde hissettirdiği için söylemişiz. Bunun için Kur'an-ı Kerim tevhid ile nübüvveti delail ile akliye ile ispat etmiştir. Ama haşir meselesinin hem akli hem nakli delillerle ispatı sahihtir. Haşre gelince ikisi de yapılır diyor. Çünkü önce onun üzerinde yükseldiği tevhidi, Allah'a imanı ve peygambere imanı kainat delillerinden ispat etmiş Kur'an diyor. Biz de onun izinde işaretlerde aynısını yaptık. Delil akli ile ispatı ve bil ahiretühüm yuqinun
Ne demek bu? Kısa bir meali şu şekilde. Onlar ahirete de kesin olarak iman etmiş kimselerdir. Bakara suresinin 4. ayetinden bir ifadesi var burada. Ayet-i kerimesinin bahsinde beyan edilmiştir. Hülasası, vücutlarında şek ve şüphe olmayan nizam, rahmet ve nimet ancak ve ancak haşrin gelmesiyle ve ikinci bir hayatın tahakkuku ile nizam, rahmet, nimet olabilirler. Eğer haşir gelmezse ve ikinci bir hayat tahakkuk etmezse bunları Esma-ül Ezdat'tan addetmek lazım gelir. Yani Cenab-ı Hak kainatta gösteriyor isimlerini. Bunların tecellileri üzerinden isimleri okuyabiliyoruz. Ama haşir olmazsa hepsi zıddına döner. Mesela işte bir çocuğu besliyor, büyütüyor, sonra uçurumdan aşağı atıyor. Lan bu nasıl merhamet deriz ya? Beslerken, büyütürken merhamet gibi gözüktü ama sonra kaldırdı, uçurumdan aşağı attı. Bu Hansel ile Gretel'deki cadı gibi yani. Çocukları besliyor, büyütüyor ama sonra yiyor. Kalır mı orada merhamet? Kalmaz. Onun gibi diyor yani kainattaki bu rahmet, bu intizam, bu okuduğumuz tecelliler, Cenab-ı Hakk'ın bu güzelliklerle inşa ettiği kainat, onun gösterdiği esma. Şimdi diyor bunları görüyoruz. Bunlar hakikat. Ama diyor ahiret yoksa bunların hepsi içliğe gittiği için işte o uçuruma atılmış çocuk gibi ya da Hansel ve Gretel'in onları yemeye çalışan cadı düşmanı gibi işte öyle bir hale gelişir diyor. Yani hepsi tersine döner diyor. Bunları inkar etmek lazım gelir o zaman. Akli delillerin zemini buymuş. Bu Haşir Risalesi'nde vardı bildiğiniz gibi. Buna çok denk geldik. Geçmiş derslerimizde de şimdi yapacaklarımızda da yine denk geleceğiz. Delili nakli ise Kur'an-ı Mucizül Beyan ile bütün enbiya haşrin geleceğine ittifak etmişlerdir. Bu da nakli delili. Bu da hem suretler bahsinde hem hakikatler bahsinde karşımıza çıktı, çıkıyor. Akli ve nakli deliller ise, Fahreddin-i Razi'nin tefsirinde, Allah ondan razı olsun, bu kabil delilleri bildiren ayetler beyan edilmiştir. Hülasa bilhassa hayvanat ve nebatatta daima vuku gelen haşirlere dikkat edip teemmül eden adam, elde edeceği müteferrik emarelerle haşrin vukuuna, hads ile yani bir sürat-i intikal ile hükmedecektir. İşte o ayet gibi. Şimdi onu hatırlayacağız tekrar. Rum suresinin 50. ayeti. Bahara bakın diyor Allah'ın rahmet eseri olarak. Yeryüzünün ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeyi hakkıyla kadirdir. Bu bir nakli delil. Kur'an'daki bir ayet ama bize kainatı gösterdiği için hem akli hem nakli sayılıyor. Çünkü akılla da okuyacağımız şeyleri örnek veriyor. Hem haşrı kendisi bir delil oluyor, olacağını söylediği için. Elbette Kur'an'ın her ayeti, her hadis-i şerif haktır. Biz onlara iman ederiz. Ama kainattan gösterdikleri delilleri okuyarak da ayrıca bir imanımızı ziyadeleştirmiş oluruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o kuşların tekrar diriltilmesi bahsinde, ona gelmeleri bahsinde dediği gibi hani kalbin mutmain olsun. Cenab-ı Hak ona soruyor, yoksa inanmıyor musun hani öldükten sonra dirilmeye? Haşa diyor, hani kalbin mutmain olsun. Bizim de böyle bir yanımız var. Hem nakli delil istiyor, hem akli delil istiyor. Bazen nakli delil yetmiyor. Akli delille de böyle üstünü desteklemek istiyoruz. Ya da akli delil yetmiyor, üstüne nakli delil de duymak istiyoruz. İkisi insanda bir bütünlük oluşturuyor. Evet, burada şurası da ilginç. Üstad Hazretleri bu akli ve nakli delilleri okuma hususunda referans olarak Fahreddin Razi Hazretlerini gösteriyor. Onun tefsirini gösteriyor. Burada bakalım ona dair bir bilgi var mı? Bilgiler bölümünde var, atıf yapılmış. Ona bakalım Fahreddin Razi Hazretleri kimmiş? Daldan dala gezdiriyorum ama hani önemli. Haşir Risalesi'nin referansı kim mesela? Şu an onu öğreniyoruz bir açıdan. Üstad Hazretleri'nin bakalım fethi. Bir anlamda da evet Haşir Risalesi'nin referansını öğrenmiş oluyoruz. Bediüzzaman Hazretleri hep diyoruz bir ada değil bir sıradan ahir zaman ucu.
Evet. Fahreddin Razi kimmiş? Bediüzzaman Hazretleri'nin Haşr'ın akli ve nakli delillerinde tefsirini kaynak gösterdiği. Fahreddin Razi. Bu söz basımın arkasındaki kişi bilgileri kısmında. Allah razı olsun. Bakın ne pratik oldu. Hemen açıyorum, okuyorum. Fahreddin Razi. Kelam, felsefe ve tefsir alanlarında tanınmış meşhur bir İslam alimidir. 1149 yılında Selçuklu Devleti'nin baş şehri olan Rey'de doğdu. Devrin meşhur alimlerinden kelam ve felsefe tahsil etti. Üstün zekası, güçlü hafızası ve etkili hitabetiyle tanınan ve 12. yüzyılın en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul edilen Fahreddin Errazi, kelam, fıkıh, tefsir, Arap dili, felsefe, mantık, astronomi, tıp, matematik gibi çağının hemen bütün ilimlerini öğrenip bu alanlarda eser vermiş çok yönlü bir alimdir. Bundan dolayı Allame unvanıyla anılmıştır. Hitabeti sayesinde yaptığı münazaralarda başarı gösterdi ve ehli bidate mensup olan pek çok kişinin ehli sünnete intisap etmesini sağladı. Böyle de bir yönü varmıştır. Akaid'de, imani konularda Eş'ari, fıkıhta Şafii mezhebine bağlı kalmıştır. Tıpkı Üstad gibi. Bediüzzaman Hazretleri de biliyorsunuz öyle. Akaid'de Eş'ari, fıkıhta Şafii mezhebine bağlı kalmıştır. Dini ilimler içinde Razi'nin daha çok temayüz ettiği alanlar tefsir ve kelam ilimleridir. Evet. Tefsirde dirayet metodu başarıyla uygulanmış ve kendisinden sonra gelen hemen bütün müfessirlere kaynak olmuştur. Bakınız Bediüzzaman Hazretleri de tefsirine kaynak gösterdi. Kur'an'ı tefsir ederken döneminde mevcut bütün ilimlerden faydalanıp ilmi tefsir hareketine öncülük yapmıştır. En çok kelam sahasında eser veren Razi, hayatının son dönemlerinde kelam ve felsefenin insanı kesin bir tatmine ulaştıramayacağı kanaatine vardığını söylemiş ve herkesi Kur'an'ın yöntemlerine dönmeye davet etmiştir. 1210 yılında Herat'ta vefat eden Fahreddin Errazi, arkasında binlerce talebe ve 200'e yakın eser bırakmıştır maşallah. Bunlardan bazıları şunlardır diyor: Mefatihül Gayb, Tefsiri Kebir diye de şöhret bulan bu eser, Razi'nin tefsire dair en önemli eseri olup 32 cilt halinde yayınlanmıştır. El Mufassal, El Mebahisül Meşrikiye, El Metalibul Aliye ve El Mahsul Camiül Ulum gibi gibi eserleri varmış. Allah ondan razı olsun, kabri pürnür olsun, Cenab-ı Hak onun şefaatine bizleri nail eylesin. Yani görüldüğü gibi biz burada köksüz, dayanaksız, yeni ortaya çıkmış bir şey okumuyoruz. Ehl-i sünnet geleneğinden beslenen ehl-i sünnet alimlerin, elbette en başta Kur'an'ın ve sünnetin ve sahabenin kaynaklığından beslenen bir eser okuyoruz. Ve Bediüzzaman Hazretleri yer yer o kaynaklardan beslendiğine dair atıflar da yapıyor. Pekala, üçüncü hakikate dönelim. İkinci hakikati dün itibariyle bitirmiştik. Baştaki ayetimizi hemen bir hatırlayalım. Onuncu söz iki ayeti kerimeyle başlıyor. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ayet Estaizübillah. Fendur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhil mevta. Ve hu ala külli şeyin kadir. Kısa bir meali şu şekilde: Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Dedik ki bu ayeti kerime, işte Fahreddin Razi Hazretlerinin dirayet tefsirinde de öyle geçiyor demek ki. Üstad Hazretleri ondan aldı belki bu şeyi. Belki orada icmali vardı, burada çok tafsil etti, açtı onu. Bu ayet-i kerime bize baharı haşrın delili olarak gösteriyor. İki açıdan gösteriyor. Bir rahmet, bir kudret. Yani rahmeti iktiza eden, yani baharı iktiza eden rahmet. Orada binlerce türü hayatı, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, yani sayamadığımız kadar türü canlıyı hayata döndüren rahmet yine iktiza eder ki insan türü de yokluğa gitmesin. Tekrar ikrama mazhar olmak üzere, hem de sonsuz ikrama mazhar olmak üzere hayata dönsün. Yine bahara imkan veren kudret, orada yine binlerce, yüz binlerce, milyonlarca türü yaratan kudret yine imkan verir ki Cenab-ı Hak sadece bir tür olan insanı tekrar diriltsin. Bu ona göre çok daha kolay bir iş. Baharda birkaç gün zarfında aynı sayfa üzerinde, aynı toprak alt sayfasında bu kadar türün yaratılması
Elbette insanın yaratılmasına göre çok daha karmaşık, çok daha girift, çok daha ne diyelim, itina mı diyelim. Hani böyle kelimelerle fehmimize yaklaştırmaya çalışalım, gerektiren bir iştir. Ancak insanın diriltilmesi ona göre çok daha kolaydır. Tek bir türdür insan yani. Evet, böylece o ayet-i kerimenin ışığında, gölgesinde seyahat ediyoruz haftalardır. Şimdi de üçüncü hakikate geldik. Suretler bahsiydi, girişi suretleri bitirdik. Sonra işaretleri bitirdik. Şimdi hakikatler bahsinde üçüncü hakikatteyiz. Önce baştan sona bir okuyalım hakikatimizi. Sonra tefekkür etmeye başlayalım. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Vaktimiz el verdiğince ondan sonra bir dahaki güne devamını borçlanalım. Üçüncü hakikat. Bab-ı hikmet ve adalet olup, ismi hakim ve adilin cilvesidir. Bab-ı hikmet ve adalet olup, ismi hakim ve adilin cilvesidir. Yani hikmet ve adalet kapısından giriyoruz bu seferde. Hangi isimlerin gölgesinde seyahat edeceğiz? Hakim ve adil isimlerin gölgesinde seyahat edeceğiz. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın isimleri. Hakim, her şeyi hikmetle yapan, sonsuz hikmetlerle yapan Allah demek. Yerli yerinde yapan Allah demek. Adil de adaletli olan, ölçülü olan, düzenli olan Allah demek. Her şeye ona layık olan şekilde ikram eden Allah demek. Bir anlamı da bu mesela. Rahmet eden Allah demek yani. Onun ölçüsünde, onun kapasitesince, onun hak ettiğince bunları o ölçülerle yapan Allah demek. Tabi ismi adil daha bunun bana başka ne katmanlar saklıyordur da bizim aklımıza gelenler bunlar oldu hemen başlarken. Bu cümle niye hep zikrediliyor? Hakikatlerin her birinin başında böyle bir cümle var. Dedik ki bu cümle demek istiyor ki bize ayet-i kerimede bir şablon öğrendiniz, bir metot öğrendiniz, bir yöntem öğrendiniz. Bu yöntem burada, orada rahmet ve kudret üzerinden öğrenmiştiniz. Yani Rahman ve Kadir isimleri çerçevesinde öğrenmiştiniz. Ama burada o çerçeve değişecek biraz. Ne olacak? Bu sefer de ismi Hakim ve Adil'in gölgesinde seyahat edeceksiniz. O rahmeti ve kudreti çıkarın, yerine bunları koyun. Bunlar ekseninde ayet-i kerimenin formülünü tekrar tefekkür nazarı olarak takın. Ve kainata ve bahara ve her şeye bu nazarla bir bakın bakalım. Oradan haşre dair neler çıkacak? Bu ilk cümle bize bunu ihtar ediyor. Bab-ı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Bakalım neler çıkıyormuş o hakim ve adil isimlerinden. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar ceryan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve o hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin. Burada bir haşiyemiz var, bir açıklama notu, bir dipnot, ona dönüyoruz. Evet, hiç mümkün müdür ki? Şu cümle çok tekrar ediliyor. Hakikaten bu risale boyunca bu cümleyi çok duyduk. Hiç mümkün müdür'e doyduk yani burada. Şu cümle çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet istiabdan ileri gelir. Yani mümkün görememekten, akıldan uzak bulmaktan ileri gelir. Hazretin açıyormuş burada. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İnsanlar bu yüzden dalalete sapıyor daha çok. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibat yani muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, hatta imtina derecesinde müşkilat, küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, hatta vücub derecesinde suhulet, iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl, ehli felsefe istibat ve inkara gider. 10. söz, istibat hangi tarafta olduğunu o tabirle gösterir, onların ağızlarına bir şamar vurur. Yani Bediüzzaman Hazretleri hiç mümkün müdür ki dedikçe ehli dalaletin ağzını tokatlıyormuş.
akıldan uzak görüyorsunuz ama asıl sizin söylediğinizin akla yakın bir tarafı var mı? Bir siz kendi mesleğinize bir bakın, kendi dayanaklarınıza bir bakın, kendi savunduklarınıza bir bakın bakalım. Asıl sizin söylediklerinizde bir tutarsızlık var, bir açmaz var, bir sıkıntı var diye bunu göstermek için bu ifadeyi çoklukta kullanıyormuş. Hiç mümkün müdür ki diyerek şak 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 tokatlıyor yani Üstad Hazretleri. Bazen biz de yanağımızda acısını hissediyoruz. Neden? Demek bizim de ders almamız lazım o hususları. Elhamdülillah. Evet. Tevfik'i hareket eden müminleri taltif etmesin. Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor. Tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona burhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydelere riayet etmesidir. Görüyor musun ki insanda bütün ağza, pardon, görmüyor musun ki, görüyor musun ki dedim, yanlış oldu, estağfurullah. Görmüyor musun ki insanda bütün ağza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüceyratında, her yerinde, her cüzünde faydeler ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası, bir ağacın ne kadar meyveleri varsa, o derece o uzva hikmetler ve faydeler takması gösteriyor ki, nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumda derc etmek, büyük bir ağacın sayfeyi amalini, tarihçeyi hayatını, fihristeyi cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde, bütün cihazatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmaların aynelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Hüsnü sanat içinde bir hikmet. Evet, güzellik sadece güzellik değil yani, arkasında çok şey var. Şimdi, hiç mümkün müdür ki şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin? Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını ve en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi, hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın? En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın? Rububiyetin haşmetini,
ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki, şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani geçici dünya ebed için halkolunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in, o hakim olan o Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır, diyor ve üçüncü hakikat burada bize veda ediyor. Üçüncü hakikat özetle ne söylüyor dersek, ilk cümlesini söylediği zaten geçerli. İşte ismi Hakim ve Adil'in gölgesindeki seyahatimiz, babı hikmet ve adalet, adalet ve hikmet kapısından girdiğimiz yolculuk o geçerli. Ama şunu görüyoruz, zaten hakikatler bahsinin tamamında bunu görüyoruz. Ahiretsiz dünyada bir yarımlık var. Ahiretsiz dünyada bir yarımlık var. Ne açıdan yarımlık var? Öncekilerde mesela rahmet açısından yarım kaldığını söyledik. Kudret açısından yarım kaldığını söyledik. Cömertlik açısından yarım kaldığını söyledik. Ne bileyim, daha o hakikatlerde ne isimler vardı? Rahimiyet açısından yarım kaldığını söyledik. Burada da hikmet ve adalet açısından eğer ahiret olmazsa dünyanın yarım kaldığını okuduk, öğrendik, gördük. Şimdi teferruatıyla da bir parça anlamaya çalışacağız. Yani ismi Hakim ve Adil isimlerinin tam olarak tecelli etmesi, ya da şöyle söyleyelim, bu kainatta gördüğümüz tecellilerin bütünlenmesi, tamamına ermesi, kemale ermesi, evet burada gördüğümüz hikmet hakikidir, burada gördüğümüz adalet hakikidir diyebilmemiz ancak ahiretin varlığıyla mümkün. Buna nasıl bir örnek verelim? Yani Ferrari yapmışlar, bak gene girdim Ferrari'ye, Ferrari bilmiyorum benim hakkımı nasıl ödeyecek yani. Bir araba gönderse ancak eder, bu kadar risalede örnek olarak veriyoruz. Yani azanmadık Ferrari'yi, kulaklar çınlamıştır. Evet, Ferrari arabasının motorunun olmadığını düşünelim. Şimdi araba var, her şey yapılmış, kaporta, tekerlekler, koltukları falan filan her şey tas tamam. Ama motor yok. Bir de şöyle düşünelim. O görüntü dışında, dış kaporta dışında, içinde o aracın yürümesini sağlayacak hiçbir şey yok. O radyatördür, şudur budur, diğer parçalar da yok. Şimdi o araba hakikati tamam olmuş mudur böyle olmakla? Hayır, olmamıştır. Yani o araba gitmiyorsa bu görüntünün ne anlamı var? Yani arabalığı tamam olmadı. Oradaki sanat, lastikteki, görünüşteki, o ne bileyim, orada ayrı dinamik mi var bilmem, başka bir dinamik mi var, başka bir sanat mı var, ne varsa mühendislik olarak ne çalışılırsa üstünde, onların tamam olması o parçaların da konulmasıyla olur. Onlar konulduğunda ha bu arabanın hikmeti eda olmuştur deriz. Ama onlar yoksa, sadece o yapılmışsa, niye yapılmış arkadaş bu, yani bu kadar masrafa değdi mi deriz yani, niçin yaptın ki sen bunu böyle deriz. Gitmiyor, arabalığı tam olmamış bunu. Gibi gibi la teşbih ve la temsil. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle biz isimlerini görüyoruz ve onların sonsuzluğunu kavruyoruz. İşte burada örnekleri geldi. Okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Yani bir sonsuz hikmet, bir sonsuz adalet olduğunu bu kainattaki tezahürlerinden anlıyoruz. Anlıyoruz ama bu sonsuzluğun tamamını göremiyoruz ki. Motor yok. Eğer haşra iman etmesek. Yani bu işin motoru haşir. Öldükten sonra dirilme olmadıktan sonra, tekrar varlığa dönüş olmadıktan sonra olmadı ki, biz onu göremedik ki yani. O iş tam olmadı. Sonsuz hikmeti gördük ama, okuduk ama tecellisini göremedik. Sahada olmadı o. İşte burada geçiyor. İşte insan zalim, zulmediyor.
Zulmüyle de gidiyor, hiçbir zararını görmüyor mesela, keyif içinde ölüyor. Şimdi bu adam adaletin karşılığını görmeyecekse, yani o hikmetin, o adaletin karşılığı olarak buna ahirette bir azap verilmeyecekse, olmadı ki bu. Tamam olmadı, eksik kaldı. Gibi gibi yani, bir orada bir şey oluyor. Hakikatin tamamlanmaması. Hakikatin ona bağlı olmayan detayları, parçaları, yarımlıkları. Bir yapbozun bir tarafı yokmuş gibi sanki. Manzaranın bir tarafı yokmuş gibi. Olmuyor, tamam olmuyor yani. O tamamsızlığı Üstad Hazretleri burada Haşir Risalesi boyunca bize çok ihtar ediyor. Tekrar tekrar ihtar ediyor. Farklı farklı esma üzerinden ihtar ediyor. Zaten ayeti kerime de bize oraya bakmamızı söylüyor. Rum suresinin 50. ayeti. Yani bir tamamsızlık var. Rahmet, baharda gözüken sonsuz rahmet, baharda gözüken sonsuz kudret. Haşir olmazsa nerede sonsuz rahmet, nerede sonsuz kudret? Eksik kaldı. Benim parçamda o tamamlanmadı. Ben gitmeyen bir araba oldum. Ama görüyorum ki bu fabrika çok iyi çalışıyor. Hep giden arabalar yapıyor. Ben niye böyle hariç kaldım? Yarımlık niye? İşte o yarımlığın cevabı haşir. Senin yarımlığın haşirle tamam olacak. Senin motorunu başka bir yerde takacaklar. Heh, öyle diyelim. Senin motorunu başka bir yerde takacaklar. Başka bir motor takacaklar. Bununla o tamam oluyor. Evet. Özetle bu bahsin, hakikat bahsinin bize anlattığı bu. Hakim ve adil penceresinden bakıldığında, sırf bu dünya üzerinde düşünüldüğünde bazı yarımlıklarımız var. İnsan dairesinde özellikle yarımlıklar göze çarpıyor. Bu yarımlıklar tamam olmazsa, o zaman diğerlerindeki tamamlıklar da yarım kalır. Bakın bu güzel oldu. Bunu aklınızda tutalım. Yani ben de aklımda tutayım, siz de aklınızda tutun. Çünkü benim de aklıma yeni geldi. Eğer bu dünyadaki insanın yarımlığı tamam olmazsa, diğer tamamlıklar da yarım kalıyor. Çünkü insan bu kainatın bir parçası, bir bütünlüğü yani. Evet. Bab-ı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Bu cümleyi anladık. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetinin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah himayesine iltica eden ve o hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin. Bakınız, hiç mümkün müdür ki, onun niçin kullanıldığını izahını okuyacağız. Bir daha üzerine konuşacağız. Zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet. Yani zerre en küçük parça, güneş işte en büyük nesne olarak Üstad Hazretleri örnek vermiş. Güneşten de büyük güneşler var. Cereyan eden hikmet ve intizam. Böyle bir hikmet ve intizam var mı? Zerrelerden oraya kadar cereyan eden. Evet var. Çünkü her şeyin matematiği var. Her şeyin kimyası var. Her şeyin fiziği var. Her şeyin, atıyorum siz çoğaltın, bir bilim, birçok bilim ile okunan düzeni var. Şimdi bu gösteriyor ki orada bir hikmet gözetilmiş. Şu şuna şu kadar, bu buna bu kadar, bu buna şu ölçüde, şu şuna şu ölçüde. Hani böyle ölçüler, miktarlar, taneler, bunlar hep sayılı doğada, tabiatta. Nasıl? Mesela H2O, H3O oluyor mu? Olmuyor. Olursa başka bir şey oluyor. Mesela işte karbon şeyleri var. Ne deniyordu onlara? İzotopları var mesela. Şimdi izotopu değişti mi? Maddenin aslı aynı ama şeyi değişiyor. Mesela elmas kömürün izotopu. Özleri aynı ama orada karbon 3 olmuş, 4 olmuş. Hatırlamıyorum şimdi o ne kaç oluyordu onu hatırlayamıyorum. Ortaokulda, lisede gördüğümüz dersler. Şimdi orada bir atom ekleniyor moleküle, başka bir şey oluyor. Onun hakkı o demek ki. Allah öyle vaaz etmiş, yasa koymuş. İki olursa şu olacak, üç olursa bu olacak, dört olursa şu olacak. Aynı maddenin izotopları var, aynı madde izotopları var. Farklı farklı maddeler gibi aynı. Ama aynı madde, onu bilim aynı madde kabul ediyor. İşte karbonun izotopları var. Başka bilmiyorum hangi elementlerin izotopları vardı, aklımda kalmamış. Var yani böyle. Bakıyorsunuz işte
aşağı yukarı aynı moleküller ama farklı bir düzenle birleşmişler. Ondan 2 geleceğine 1 gelmiş, bundan 3 geleceğine 2 gelmiş falan, hani biraz değişmiş. E bakıyorsun ondan başka bir şey olmuş, bundan başka bir şey olmuş. Yani sanki Cenab-ı Hak onları farklı kanunlara mazhar olmak için bu düsturlara hapsetmiş. Senden 2 bundan 3 olursa sen şu olacaksın, senden 2 bundan 4 olursa bu olacak, şu şu şu. Böyle Cenab-ı Hak vaaz etmiş, oraya geçtin mi ona dönüşüyorlar, buraya geçtin mi buna dönüşüyorlar. Gibi gibi oradaki o incelik, o dakiklik, o işte milim milim, gram gram, gram bile çok yani orada. Çok böyle en aşağı inen, atom altına indiğimizde orada başka da böyle ince, artık insanın aklının ölçü cihazlarına ulaşamadığı dairede incelikler gösteriyor ki ya bir hikmet var. Bunlar gelişigüzel değil. Bir gün Haşikyo'yu yapıyorsun su oluyor, bir gün Haşikyo'yu yapıyorsun demir olmuyor yani. Bir düzenlilik var. Eğer rastgelelik hakim olsaydı kainatta, o zaman biz kainatta rastgeleliğe uğrardık. Bugün Ahmet de olarak yatardım, yarın sabah Allah muhafaza eşek diye kalkardım veya başka bir şey olarak kalkardım, taş kalkardım. Günler, anlar, zamanlar arasında bile düzensizlik hakim olurdu, kararsızlık hakim olurdu. E öyle değil ama sabah kalkıyorum yine Ahmet'im, buraya koydum bardağımı. Bir saat sonra bakıyorum bardak orada, uçup gitmiyor. Bu bir düzenlilik. Neyle yapmış bunu Allah? İşte yer çekimi kanunu diye, kütle çekimi kanunu diye bir kanun yaratmış. Onunla eşyayı sabitelemiş. Bize böyle bir kolaylık sağlamış. Uçup gitmiyoruz. Bunun gibi çok çok cazibeler, sabiteler var. Ki onlar sayesinde bir üzerine düşünülecek, fikir biriktirebilecek, tefekkür geliştirilebilecek bir şey sahibi oluyoruz. Uygun adım sahibi oluyoruz, yol sahibi oluyoruz. Burada elbette Cenab-ı Hakk'ın sanatı gözüküyor. Kainatın gelişi güzellik eseri olmadığı gözüküyor buradan. Görebilen için, arayan için elbette. Aramayanın bulacağı yok. Evet. Zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam. Burada geçerli, güneşte de geçerli. Güneş bir anda patlamıyor. Milyonlarca yıldır gıdım gıdım yakıyor kendindeki şeyi. Yoksa bir anda patlasa püf, neler olur kim bilir. Biz mesela bir şeye benzin döküp kibriti yakınca ne oluyor? Vum, birden parlıyor böyle. Yanabilecek bütün kapasitesine ulaşıyor aynı anda. Güneş öyle değil. Güneş yavaş yavaş yanıyor. Binden parlama yapmıyor yani. Öyle olsa zaten ondaki o enerji patlasa topyekün sistem mistem kalmazdı. Evet. Hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetinin saltanatını gösteren. Bak bunlarla neyi gösteriyormuş Cenab-ı Hak? Sadece ben kimyadan anlıyorum, ben fizikten anlıyorum, ben matematikten anlıyorum mu var burada? Yok, öyle değil. Ya burada Cenab-ı Hak saltanatını gösteriyor. Yani benim koyduğum ölçülerden çıkamaz bunlar. H2O'su olacak mı dedim, H2O'su olur. İşte şu 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 olacak mı dedim, şu 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 olur. Burada saltanatı var Cenab-ı Hakk'ın, bak o ilim, hikmet. Onun ardında Cenab-ı Hak rububiyetinin saltanatını gösteriyor. Ben emrederim böyle olur, ben emrederim şöyle olur, ben emrederim bu olur. Kaideler koydum, düzenler koydum. Bu yasalardan kimse çıkamaz. Nasıl bir devlet yasalarına uyulduğu ölçüde gücünü gösteriyor. Yani ben öyle bir devletim ki benim yasalarımdan hiçbir vatandaş çıkamaz. Veya işte Amerika diyor ki ben öyle bir süper gücüm ki benim dünyada koyduğum kuralların dışına kimse çıkamaz. Çıkarsa hesabını keserim. Gibi gibi la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın da kainata koyduğu yasalar onun saltanatını anlatıyor bize. Büyüklüğünü, dediğini yaptırmasını, gücünü anlatıyor yani bir ölçüde. Rububiyet, terbiye ediciliği. Biz o saltanatı sahada nasıl görüyoruz? O terbiyenin tezahürleriyle görüyoruz. Adalet ve mizanla, ölçülerle rububiyetinin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetinin cenah himayesine, yani himaye kanadına iltica eden, sığınan, o hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden, uygun hareket eden, doğru davranan, tevfik ne demek? Uyumlu, uygun. Burada ne diye verilmiş ona da bakalım.
uygun davranışta bulunan diye verilmiş. Evet, aynı bize o manayı verdik. O hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik hareket eden müminleri taltif etmesin. Yani böyle saltanatını gösterdi Allah. Her bir molekül, her bir ilim, her bir bilim bunun şahidi oldu. İnsanlık bunu okuya okuya bitiremiyor. Ama öyle bir Allah, öyle bir rububiyet sahibi, terbiye edicilik saltanatının iktizası olan, saltanat onunla gözüküyor çünkü. Terbiye etmiyorsa saltanatın ne anlamı var? Sahada öyle gözüken bir rububiyet, cenah-ı himayesine sığınanlar var, ona ubudiyetle uygun hareket edenler var. Ya öyle müminleri iltifat etmez mi yani böyle bir rububiyet, böyle bir saltanat? Her şeye hakkını veriyor. Her şeye adaletle davranıyor. Her şeyi ince ince gözetiyor. Ama bir de şuurlu canlılar var. Onlar onun cenah-ı himayesine, yani himayet kanadına, cenah-ı himayesine sığınmayı da biliyorlar. Duayla olsun, ibadetle olsun, oraya sığınmak istiyorlar, uygun hareket etmek istiyorlar, razılığını kazanmak istiyorlar. Ya böyle bir rububiyet, bu normal varlıktan üst gösterilen ilgiye karşı üst bir iltifat etmez mi? Bakın, ibadet edebilen canlılar, şuurlu olarak ibadet eden insan gibi, cinler gibi canlılar, normal varlığı, yapmadığı bir şey yapıyorlar. Taşın, kayanın, bitkinin, hayvanın yapmadığı bir şey yapıyorlar. Bir üst bir şey yapıyorlar. Bunlara göre bir üstün üstüne yukarıdan da bir üst ilgi olmaz mı? Çünkü her şeye hakkını veriyor. Her şeyi kendisine göre terbiye ediyor. Nizamını vaaz ediyor. Bu bunu gerektirir ama o müminler Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar fanilikten, ayrılıktan, acıdan, yoksunluktan, yoksulluktan, bu gibi şeylerden sığınıyorlar. Bunları taltif etmez mi Cenab-ı Hak? Bunlardan kurtarmaz mı, korumaz mı? Düşünelim bunu, devam ediyoruz. Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile. Tuğyan yani sapkınlık, sapmışlık, öyle diyebiliyoruz. Evet, taşkınlık, zulüm ve küfürde çok ileri gitme. Öyle demekmiş. Küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Onlara da böyle yapmak ister. Madem saltanatı var, madem rububiyeti var, hem terbiye edici hem sulta sahibi, yani yönetim sahibi, nasıl güzel hareket edenleri mükafatlandırmak istiyor, kötü hareket edenleri de bir tedip etmek ister. Yani bir edeplendirmek, bir tokatlamak ister. Bir azap vermek ister, bir terbiye etmek ister. Halbuki bu muvakkat dünyada, bu geçici dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Bir daha okuyorum. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Yani büyük saadet, saadet-i uzma, azim, büyük saadet manasında. Mahkeme-i kübra, büyük mahkeme manasında. Oraya bırakılıyor. Ne oldu bakın, ne yaptık biz burada bir paragrafta? Kainata baktık. Bir, kainatta Cenab-ı Hakk'ın, ama kainata nasıl baktık? Ayetin dediği gibi Allah'ın eseri olarak baktık. Rahmet eseri olarak değil, ne eseri olarak baktık bu sefer? Allah'ın hikmet ve adalet eseri olarak kainata baktık dedim. Yani o formülde yerlerini değiştiriyoruz isimlerin. Değiştirdik isimlerin yerlerini. Adaleti ve hikmeti koyduk yerine. Onunla baktık. Baktık ki kainat gösteriyor ki, detaylarıyla, inceliklerle, ilimlerle, bilimlerle gösteriyor ki, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz bir adaleti, sonsuz bir hikmeti var. Bunların da arkasında gösterdiği, çünkü isim isme bakıyor arkadaşlar. Esma-ül Hüsna'nın her birisi diğerine bakıyor, diğerini gerektiriyor. Kapı kapı içinde, kapı kapı içinde, oradan oraya, oradan oraya açılıp açılıp giriliyor yani. Böyle bir tefekkür alışkanlığı kazandırıyor. Risale-i Nur da bize bunu kazandırıyor. Kur'an da bize bunu kazandırıyor zaten.
oradan baktığınız zaman adalet, hikmet var. Arkasında hemen rububiyet ve saltanat gözüküyor. Bu adaleti, bu hikmeti uygulayan kim? Elbette Rab ve Allah. O ilah yani. Onu gördüğünüz zaman diyorsunuz ki tamam Allah böyleyse, böyle sonsuz tecelli sahibi ise hikmet ve adalet açısından. Ya bir de dünyada şöyle bir durum var. İşte ehli hidayetin çoğu mükafat görmeden, ehli delaletin çoğu ceza almadan gidiyor. E bu nasıl olur? Şimdi bu ikisi uyumsuz olmadı mı? Bunların arasında bir çelişki yok mu? Hem bir tarafta işleyen muhteşem bir adalet, muhteşem bir hikmet, muhteşem bir rububiyet, muhteşem bir saltanat. Ama diğer tarafta bir boşluk, bir kaçış, bir yerli yerinde olmayış, bir adaletsizlik var. Bu nasıl böyle oluyor? İkisi beraber nasıl olabilir? Ya diyeceğiz ki işte Cem-i Zıddeyn gibi zıt isimler bir arada, aynı kişi hem cömert hem cimri, aynı kişi hem merhametli hem zalim, aynı kişi hem nasıl diyelim adaletli hem haksız mı diyelim, nasıl diyelim, artık siz düşünün gerisini, benden bu kadar. Hem o hem bu, hem o hem bu. Ama Allah böyle olmaz, haşa, sümme haşa. Öyle değişim, tegayür, bir öyle bir böyle olmak, bu mahlukata göre şeyler. Çünkü mesela insanoğlu bazen olur, keyifli olur, bazen olur, mutsuz olur. Bazen keyifli, bazen mutsuz olur. Bazen işte öfkeli olur, bazen sabırlı olur. İnsanoğlu değişir çünkü insan mahluk. Kabı küçük, tecelliyi birini boşaltıp diğerini alarak yaşayabiliyor. Ama Allah, sonsuz olan Allah değişmez. Allah tegayyürden münezzehtir. Değişmek acizlerin, zayıfların, eksiklerin işidir. Ne demek istiyorum? Yani bir önceki hal yanlışsa bir sonraki hal gelir. Yani bir kapasitesizlik, bir eksiklik neticesi olarak bu oluşur. Ama Allah'ta öyle bir şey yok ya, haşa. Allah her şeyin kemalinde zaten. Niye değişsin? Değişmez Cenab-ı Hak. Yani bu açıdan Cenab-ı Hak tegayyürden münezzehtir. Öyle olduğuna göre o zaman biz kendimize dönelim. Bizim eksik gördüğümüz bir şey var. Ne var? Bu kainat bu kainattan ibaret değil. Bu evren bu evrenden ibaret değil. Bu düzen bu gördüğümüz kısımdan ibaret değil. Ya ahiret var. Ahirette burada eksik gördüğümüz parçalar da tamamlanacak ve bütünlenmiş olarak biz o tecelliyle muhatap olacağız. Burada gördüğümüz eksiklikler aslında bizim bakışımızdaki eksiklikten kaynaklanıyor. Gaybı göremeyişimizden, zamanın ilerisini kavrayamayışımızdan kaynaklanıyor. Biz onları okuyamadığımız için dünyada bu var, şu var sanıyoruz. Mesela adaletsizlik var sanıyoruz. Niçin? Ahirette görmüyoruz ki o adam nasıl azap çekecek. Diyelim işte ateist değil, şu bu, dünyada adaletsizlik var diyen her kim varsa. Görmüyorsun ki o tarafı. Görsen diyeceksin ha varmış ya adalet, bak orada adam azabını gördü. Ama görmüyorsun, bu dünyaya bakarak sadece konuşuyorsun. Bakıyorsun Doğu Türkistan'a, bakıyorsun Çeçenistan'a, bakıyorsun Suriye'ye, bakıyorsun başka yerlere belki. İçin kararıyor o karanlık tabloları görmekten. Diyorsun ki ya Allah'ın adaleti varsa bunlar nasıl oluyor? Var ama hemen değil. Hemen olması şart mı? Onu büyük mahkemeye bırakıyor. Küçük davalar, küçük illerde, küçük mahkemelerde, büyük davalar, büyük illerde, büyük mahkemelerde görülür. Küçük bir dava olsa bizim ilçede hemen yargılarlar. Yok terör suçu olsa o ilçe yargılamaz onu. Hop yukarıya yollar. İstanbul'a, İstanbul'da aman işte Sivas'a, Sivas'ta bakar kendisine göre değilse Sivas'tan hemen Ankara'ya veya İstanbul'a yollanır. Büyük mahkemeler büyük yerlerde görülür. Belki uzun da bir zamana yayılır o davalar ama illaki görülür, adalet tamam olur. Burası da bize o dersi veriyor. Evet arkadaşlar, daha fazla ilerlemeyelim. Çünkü başta başka bahisler dokundum muhtemelen. Şu an saatim yok maalesef ama bir saate yaklaştığımızı tahmin ediyorum. Ne yapalım? İnşallah evet görünüyor kısmından tefekkür etmeyi bir dahaki derse bırakalım. Burada bir paragrafı özetle de olsa anlamaya çalışmış olduk, görmüş olduk, oradaki düzeni kavramış olduk. Bir de hiç mümkün müdür mü? Hiç mümkün müdür ki? Söyleyemedim yine. Hiç mümkün müdür ki cümlesini Bediüzzaman Hazretleri'nin çok kullanmasındaki sırları da konuşmayı bir dahaki dersimize bırakmış olalım. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın inayeti, lütfu, keremiyle inşallah
O derste bunları açmaya çalışırız. Elbette hidayet hep ondan. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.